Yasin Çetin bundan 5 yıl önce ailesini terk etmiş ve sıra kadem basmıştı. Eşi ve kızı her yerde onu arıyordu. Anne kız Esra Erol'dan yardım istedi. Kayıp adam bulundu bulunmasına ama o artık bir TikTok fenomeniydi. Üç ay önce sen babanı TikTok'ta buluyorsun. Evet. 5 yıl önce eşi ve çocuklarını terk edip sırra kadem basmıştı. 5 yılın hesabını ver sadece. Yıllar sonra sosyal medyada ortaya çıktı. 5 yıl önce kaybolan babam Yasin Çetin'i TikTok'ta buldum. Bizi ne arıyor ne soruyor. Fatma Çetin, kızı Funda Çetin'le birlikte çaldı Esra Erol'un kapısını. İddiaya göre eşi Yasin Çetin onları geride bırakıp gitmişti. O gün bugündür de hiçbir iz, hiçbir haber yoktu. Kayıp adam yıllar sonra TikTok'ta ortaya çıktı. 5 yıl önce babam yani kocam evi terk etti. 5 yıldır bize bakmıyor. 3-4 ay önce kocamı TikTok'ta bulduk. Bambaşka bir adam olmuş. Sana asla hiçbir zaman dedi eş olmam. Çocuklarına babalık yapmam. 1 lira da para vermem. En son hali de. Her yerde aranan Yasin Çetin uzun zaman sonra ailesiyle karşı karşıya geldi. Kocanız Yasin Çetin'i bulduk. Karınızı ve çocuklarınızı terk ediyorsunuz. Sizi 3 ay önce TikTok'ta fenomen bir şekilde buluyorlar. TikTok'ta fenomen oldunuz mu? Yuvamdan ayrıldım diye kahrı perişan mı edeyim kendime? Hakkındaki iddiaları bir bir reddetti. Tuhaf söylemleri vardı. Ona da belge istiyorum. Her gün coşkulu bir hayat yaşadık. Hayır, coşkulu ne ya? Onu onlar kovdu. Her gece aradım ben seni. Sen bana nasıl bir tepki verdin? Şimdi? Bu belgesiz bir iddiadır. Belgeli bana benimle konuşmaya. Geri dönmek istiyor musunuz ailenize? Bu imkansızdı. Çift birbirini suçladı. Aralarında ipler gerildi. Benim karşımda kocam yok, şu an cehennemim var. Bu taraftan fazla rüzgar esiyor efendim. Allah Allah. Rahatsız mı oldun? Kocam sorumlulukları yerine getirmiyor diyor. Tamam, bu bir iddiadır. Ben bu iddiayı kabul etmiyorum. Eşinize hiç ihanet ettiniz mi? Ettiniz mi derken hangi tür bir ihanet? Hangi türlü ihanet oluyor? Ben yok diyorum. Tek ayağının üstünde şöyle 60 tane yalan söylüyor. İkili bir türlü orta yolu bulamadı. Boşanmak istiyor musunuz? Kesinlikle. Şartınız var mı boşanmada? Kesinlikle ben boşanmak istiyorum. 30 yılın hesabı ne olacak? O iki çocuk ne olacak? Çeyizimde mi getirdim? Son olarak baba kız yüzleşmek için bir araya geldi. Ancak genç kızın babasına öfkesi daha stüdyoya girdiği anda patladı. Sen nasıl babasın be? Lütfen. Bana dokunma. Son kararın mı? Otur yerine. Ben seni ne diye severdim? Hiçbir şekilde. Oturur musun yerine? Benden ve annemden bizi 5 yıl boyunca bıraktığın için özür dile. Ben kakar şurada özür dilerim. Şimdi benim konumun devamı bitsin. Et tırnaktan tamam, ayrılır mı? Tamam, nefesini hissetmeyeyim. Baba. Ya ama annesi kızar diye tamam. Bir tane tamam. Bir tane. Bırak annem dayanamıyor, bırak. Bırak annesi sinirleniyor. Tüm ısrarlara rağmen Yasin Çetin kızından özür dilemeyi reddetti. Benden özür dileyeceksin. Ben senden özür dilemiyorum. Gel ne yapıyorsan yap bana.